Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Size çok güzel bir sürprizim var. Yaz geldi, artık deniz kıyısı yerler paylaşalım değil mi? Hep dağ, bayır gezdik, ovada gezdik. Biraz deniz kıyısına gelelim. Burada 320 metrekare konut imarlı bir arsamız var. Valla Ramazan mübarek gün tam günündeyiz ama tam deniz havası. O hava o kadar sıcak ki. Bir de başımızdaki musibeti biliyorsunuz, korona. Bu sene inşallah denize girebiliriz diye umuyorum. Burası Gönen Çifte Çeşmeler köyündeyiz. Çifte Çeşmeler sahil burası. Boylu boyunca görüyorsunuz. Karşısı, şu an hava güneşten dolayı çok kapalı ama Kapıdağ Yarımadası, Erdek. Erdek'le karşı karşıyayız burada. Vallahi insanlar pek dinlemiyorlar ama burada balık tutanlar var sanırım. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Size 320 metrekare villa imarlı, uygun fiyatlı bir arsa videosu çekmeye geldik. Arsamızın bulunduğu yere geldik. Güzel bir yer arsamız. Ben tam sınırları ölçtüm. Oraya işaretler koydum. Size birazdan göstereceğim. Bakın, bu gördüğünüz resmi kadastro yoluna arsamız cephe. Tam 320 metrekare net tapu alanı var. Arsamızın yanımızda villalar, şöyle villalar var. Yol boyunca devam ediyor. Şu tarafa dönelim. Burada bir site var. Bu taraf D200'e bakıyor. Birazdan D200'ün orada, buradaki kavşakta da video çekeceğim. Buraya, oranın uzaklığı 1 kilometre. Yine nerede o? Şurada bir bayrak var. Tam buraya 1 kilometre mesafede. Orada buradaki acil ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz hem benzinlik hem market, bunlar mevcut. Zaten tesis içerisinde de market falan mevcut. Burası yazlık bir alan. Yani Bodrum gibi, Muğla gibi falan o kadar hareketli bir alan olmasa da Gönen'in denize kıyısı burası. Kapıdağ Yarımadası'nda tam karşısı. Arsamızın denize uzaklığı ise 600 metre. Deniz yanında da çekim yapmıştık zaten. Bakın, sınırları ben size göstereyim. Buradan başlıyor. İşaretlemiştim şu otu ben. Buradan yolumuz devam ediyor. Burada şuraya kadar. Şöyle gösterelim alanı. Düz zemin, eğim yok yerimizde. Tam böyle net milimetrik bir ölçüm olmasa da haritadan bu şekilde işaretledik. Burada şu olduğum yere kadar geliyor arsamız. Buradan da böyle devam ediyor. Tam kare şeklinde. İşaretim. Otlara kadar mı? Şurada, tam şurada. Tam buraya kadar geliyor. Şu gördüğünüz kare alan 320 metrekare. Burası villa imarlı. Çünkü buralar turistik bir alan. Deniz kente çok yakın. Şu an Pınar kentteyiz. Çifte Çeşmeler köyünün tam karşısındayız. Villaların, sosyal tesisin bulunduğu bir alan burası. Hemen ileride Kemal Türkler Eğitim ve tatil sitesi mevcut. Orada da insanlar yazları tatile geliyorlar. Güzel havuzu, güzel bir işletmeleri var. İmar oranı %15, %15, %30 burada. İki kat olarak. İki buçuk kat, bir iki kat. İki mıydı? Kat. Artık çatı piyasaları da şu şekilde. Yani örnek teşkil edilmesi. İki buçuk. Şöyle iki kat. Güzel bir yer. Ayrıca buranın şöyle bir özelliği var. Ben bunu birçok müşterimden de duydum. Gönen'den gelip yer alan, Denizkent tarafından yer alan birçok müşterimden duydum. Türkiye'de astım ve KOAH hastalarına Denizkent'i öneriyorlarmış. Buranın oksijeni dünya, Türkiye'de ikinci sıradaymış. Nedeni ise şu karşıda gördüğünüz orman havasıyla denizdeki klor havasının birleşmesinden kaynaklı burada rahatlıkla oksijen seviyesi fazlaymış. Astım ve KOAH hastalarına da burayı öneriyorlar. Birçok kişi gelip buradan yer alıyor. Buralar güzel yerler. Çok güzel bir yer burası. Kendinize buraya 2-2,5 katlı bir villa yapacaksınız. Villanızın bahçesi bu şekilde. Etrafını tellerle çevirebilirsiniz. İşte fidanlar ekebilirsiniz etrafına. Resmi kadastro yoluna cephe. Resmi olarak villa yapılabiliyor, yani ev.
elektriği var. Su burada bağlatıyorsunuz direkt resmi olarak. Yani kanalizasyonu mevcut. Her şey mevcut. Telefon attığı şu ileriden geçiyor sanırım. İnternet çekiyor. İnternet çekiyor, telefon çekiyor. Denize yakın. Yazları geleceksiniz. Yazlık yaptıktan sonra yazınızın bahçesinde oyalanacaksınız. Yürüyerek buradan denize gireceksiniz, yüzeceksiniz. Güzel bir yer. Yani Bodrum, Muğla gibi yerlere paramız yetmese de burası güzel bir alternatif. Hem de Erdek Kapıdağ Yarımadası'nın tam karşısında. Bandırma'ya çok yakınız. Biga'ya çok yakınız. Gönen'e çok yakınız. İzmir, Balıkesir, Gönen üzerinden, Çanakkale, Biga üzerinden, İstanbul, Bandırma, İdo Feribot iskelesi var biliyorsunuz. 2 saat 15 dakika sürüyor Yeni Kapı'da. Oradan da burası yarım saat. Kolay bir şekilde yazın burada yaz tatillerinizi geçirebilirsiniz. İsterseniz kışın da kalabilirsiniz. Tabii kışın çok kalabalık olmuyor buralar haliyle. Bu şekilde yerimiz. Çeşmeler Köyü kavşağındayım. D200 karayolunun yanındayım. Şurası köy merkezine, Çifte Çeşmeler Köyü'nün merkezine giden yol. Bandırma, Gönen bu tarafta. Bandırma düz, Gönen bu tarafta. Şu taraf Biga ve Çanakkale'ye giden yol. Ve tam burası da denize doğru ilerleyen villaların, sitelerin, tatil merkezlerinin olduğu bölge. Şu an bulunduğumuz yerde Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi var. Orası bir otel. Orada da tatil yapıyor insanlar. İlçelere mesafeleri söyleyeyim ben size. Çiftçeşmeler Köyü'nün Gönen ilçe merkezine uzaklığı 27 kilometre. Biga merkeze uzaklığı 33 kilometre. Bandırma'ya da 41 kilometre mesafedeyiz. Deniz kentin tam karşısı kapıda Erdek Yarımadası. Oraya da 50 kilometre mesafedeyiz.